onunla hani bir sohbet, bizim devamlı yaptırmış olduğumuz sohbetleri sizle de paylaşmak istedik. Şimdi Abdurrahman abinin bir iddiası var. Bunu anlatmamız lazım. Diyor ki yani ben aşıya karşıyım. Maskenin de diyor ki ben maske, bu bir görüştür. Biz de kayıt dışında farklı görüşleri masaya yatırmak istiyoruz. Abi niye aşıya karşısın? Evet. Benim daha önce, yani bundan 4 yıl önce yazdığım yazı, ki bu 2000 yılında bana gelen bilgileri de ben paylaşmıştım. Orada bu mikrobun laboratuvarda üretildiğine dair, ben bunun tarihiyle ta H1N1'e kadar, İspanyol gribi dedikleri grip, bunun elektromanyetik alanda etkileşimi falan üzerinde de araştırmalar yaptım. Ve bir çok akademisyenle de konuştum bunu. Yani hem geçmiş yıllarda konuştum böyle bir iddia var diye, hem daha sonra bizim kendi bilim kurulumuz da var hala. Belki internette de birçok profesör arkadaş bize açık bir şekilde destek veriyor. Bu mikrop dedik, COVID, Almanya'dan İngiltere'ye giden adamlar tarafından önce İngiltere'de üzerinde çalışılan, daha sonra Amerika'da H1N1 şasesi üzerine SARS, MERS, kuş gribi, domuz gribi şeklinde geliştirilen ve özellikle iki H1N1 grubundan, bir de AIDS grubundan alınan bir gende laboratuvarda üretilen bir mikrobun Çin'de ortaya çıkartılması hadisesi var. Bu iş Amerika üzerinden geçiş yapıyor. Bu planlı bir senaryo. Ben bu bilgiye çok önceden sahiptim. Tabii bunları gidip benim inceleyip belgelendirecek halim yok. Daha sonraki gelişmeleri takip ettiğimde bunlar bana verilen bilgilerin gerçek olduğunu gösteriyor. Wuhan'daki laboratuvar, laboratuvarın yöneticileri, oradaki çalışanlarla ilgili birçok kaynaktan, bizim 5gvirusnews.com sitesi, birçok ülkede bir network'ümüz var ve burada kendi aramızda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Buradaki kurgulanan mikrobun birinci etabı, dünyada bir harita çıkartılıyor COVID üzerinden. Önce şunu söyleyeyim, bu COVID dedikleri mikrobun izolesi yapılmamıştır. İzole edilmeyen bir mikroba ne ilaç ne de aşı üretebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bu mikrobun semptomlarını ya da var olup olmadığını görmek için kullandığınız PCR testi bu mikroptan önce üretilmiştir. Bu senaryonun bir parçası olarak ve bu konu bir takım ülkelerde dava konusu da yapılmıştır ve bu projede çalışan kişiler de bunları açıklamışlardır. Dolayısıyla sizin izole etmediğiniz, izole etseniz o mikrobu analiz ettiğinizde onun bir laboratuvar ürünü mü yoksa biyolojik bir olay mı olduğunu görürsünüz. Onun sonuçta bir korona grubundan virüs olduğunu, bir grip olduğunu görürsünüz. Ve bunun nelerle etkileşim içinde, işte 5G ile etkileşim içinde olup olmadığını da biz bunu laboratuvarlarda test edebiliriz. Onun için mikrop yok ortada ve sürekli mutasyona uğradığı iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Bu mikrobu ortalığa salarak hükümetler, medya, akademi, bürokrasi ve sermayenin böyle bir olay karşısındaki refleksleri de ölçümleniyor. Ve bunlar manipüle de ediliyor. Bütün insanlık eve hapsediliyor. Yargısız bir infazla. Biz evdeyken uzay işgal ediliyor bir yandan da. Transhumanizm tartışmaları. Bu biz bilin adamları diyoruz. Bu bilin adamlarının hiçbirisi Great Reset'ten söz ettiği yok. Yani böyle bir olay onların gündeminde yok. Transhumanizm de bunların gündeminde yok. 5G'ye ilişkin tıp adamlarından bahsediyorsunuz. Bakın evet. Herkes kendi önünde, Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nın, Amerikan Gıda Sağlık Örgütü'nün önüne koyduğu raporları okuyorlar. Ve zaten bir şey de söyledikleri yok. Maske, mesafe, evden çıkma diyor tabii önce bir. Maske, mesafe, musluk. Evet. Başka bir şey yok. Yani bir yıldır söyleyip durdukları bu.
Bu mikrop daha birinci mikrop. Bunun haritalanmasından sonra her topluma karşı ayrı mikroplar geliştirilebilir. Mutasyonlar. Mutasyonların dışında. Evet. Bu bir haritalama. Ama mutasyonlar gelişmiş gibi de yapabilirler mi? O da mümkün. Tabii. O da mümkün ama bu senaryo önce bir harita çıkartıyor. Sosyopolitik harita da çıkartıyor. Genom haritası da çıkartıyor. Genetik grupların reaksiyonları da ölçümlenebiliyor. Çeşitli ilaçlar, bakın mRNA da kullanılıyor. İşte Çin'deki Sinovac'ı da kullanıyorsunuz. Bunların hepsinin farklı toplumlardaki reaksiyonları da ölçümleniyor. Bundan sonra bakın, mRNA'yı yarın gıda üzerinden de insanlığa dağıtabilirsiniz. Paketlenmiş gıdalar bu anlamda. mRNA aslında birçok ilaç ve aşının yerine ikame edilebilir. Orada RNA taşıyıcı bir organ. M mesaj. Oraya kalbi kilitle dersen kalbi kilitler. Covid tanımını yaparsan, buna karşı antikor üret dersen o antikor üretir. Ya da başka bir şeye de başka bir antikor da ürettirebilirsiniz. Bu bir kompozisyon. Kombine bir çalışma. Şimdi bunların hepsi test ediliyor. Burada çok daha önemli bir şey. Hem Covid yerleştiği birkaç yer var. Akdeniz var. Yumurtalar, sperm var. Beyin zarına yerleşebiliyor. Kişilerde eğer baskın bir hastalık varsa, şeker hastalığı, Alzheimer, kanser, onun da birleştiği zaman ölümcül de olabiliyor. Dikkat ederseniz gripten ölen falan yok artık. Zatürreden ölen yok. İnsanlar hapşurmaya korkuyor zaten. Yani nezle bile olmuyor insanlar. Burnunun aktığını bile, mendil kullanmak bile toplumda bir öce hal. Ağzını burnunu kapatmışsın zaten. Buradan sıcak havayı göze gönderiyorsun. Gözde kuruma oluyor. Yarın çok ciddi göz problemleri yaşayacak. Ben çok büyük problem yaşıyorum mesela. Tabii burun yani astımlar, ölüme gönderiyorsunuz. Yani bu maskeyle bunu hangi akılla dayatabilirler? Bakın sonuçta bu aşı da kısırlaştırıcı etkiye sahip. Bana önceden gelen bilgiler bu yöndeydi. Biz mikrobu tanımlamadığımız için aşının da daha Çin'de kabul edilmeden biz kendimizi kobay yerine koyduk ve şimdi 50 milyon adet daha getiriliyormuş. Bir yandan mutasyona uğruyorsun, bir yandan işi bitmiş artık. Burada şimdi grip aşıları tabii hani zaten tartışmalı bir konu. Aşı tartışmalı. Amerika'da da bunun lobisi var. Aşının sağlıklı bir doğru bir çözüm olmadığına ilişkin çok özel, dar anlamda kullanılabilir. Tam tersi etkisi, aşının kurtarıcı etkisi de var ama burada. Yani aşının bakın başka alternatiflerle çözülemediği noktada sınırlı olarak kullanabilirsiniz. Yoksa bu aşıyı bir çözüm diye bütün radikal çözümler ve toptan çözen sistemler bir şeyi yaparken başka bir şeyi bozar. Bu da aynı şekilde, bakın sizi grip olmaktan önleyebilir ama sizi kısırlaştırabilir. Bunun eğer diğer... Ama siz bunun arkasında aşının kendisinden değil, bu bilinçli yapılıyor. Evet, başlangıçta ben zaten mikrobun da böyle bir bilinçli hadise oldu. Ve bu mikrobun çok hızlı bir şekilde hiçbir insanlarla ilişkisi olmayan Amazon kabilelerinde ortaya çıkması hadisesine gelince, bunun mesela RF dalgaları radar bölgelerinde, akciğerde salgıya yol açtı. RF dalgalarını biraz açar mısınız? Nedir radyo abi? Frekans dalgaları. Evet. Yani bunu silaha da dönüştürebilirsiniz. Bunun da insanlara, buraya ben bir cihaz koyup size RF dalgası, beyin hücrelerinizi buharlaştırabilirim de yani. Düşüp bayılabilirsiniz de işte bu. Sizin çok ilginç bir RF dalgası deyince bir... Bize 27'yi verir misiniz arkadaşlar? Yani hatırlarsanız Çin'de Hindistan arasındaki sınır bölgesinde RF kullanıldı. Evet. Radyo frekans kullanıldı. Evet, sizin ünlü karikatürünüz. Bu tarih neydi? Dergisi bunu kapak yapmıştı. 2017. Evet. 2017'de Türkiye'de ilk defa RF jeneratöründen bahsediyorum. Ben bu sistemin nasıl çalıştığını ve neler yapabileceğini biliyorum. Daha Türkiye'de bu konu hiç konuşulmazken ben sistemi gördüm de. Türkiye daha sonra TÜBİTAK'ta da bir takım çalışmalar yapıldı. Yani Türkiye şu anda RF'i biliyor. Ama o zaman işte tabii bu zaten radyo dalgaları fırlatıyor. Tabii, tabii.
saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Ben de diyorum ki bakın yeni namlusu falan yok. Siz enerji paketi gönderiyorsunuz. Gemileri, uçakları havada. İsterseniz Starlink'leri evet. de bu İHA'ları falan da böyle bir sistem geliyor diyorum. Dilpak bir salladı diyorlar. Saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 1200 tane de dalga gönderebilirsiniz. Paketi, enerji gönderebilirsiniz. İşte yani kendiler tabii bunlar bilmiyorlar. Bunlar şöyle bir kabaca ben sınır güvenlik konferansında microwave diye anlattığım bir sistemden bahsediyorum. Yani aslında sizin bir tankınız var. Müthiş paralara yaptırdınız yani. X milyar dolara bile mal olabilir bu tank. Hani teknolojisini geliştirdiniz.